Merhaba arkadaşlar, Festivaller Birliği kanalına hoş geldiniz. Ücretsizler MyClub paralarına karşı serimizin yeni bir bölümündeyiz. Bu serimizde kapışmalı bir top açılımı gerçekleştiriyoruz. 10 farklı hesaba girip öncelikle ücretsiz top açma hakkından ikon çıkarmaya çalışıyoruz. Sonra her hesapta bir tane de MyClub parasıyla top açılımı gerçekleştiriyoruz. MyClub paralarından mı yoksa ücretsiz top açılımlarından mı ikon futbolcu gelecek? Onun bir kapışmasını gerçekleştiriyoruz. Hatta top açılımına geçmeden önce de sizden bir tahminde bulunmanızı isteyeceğim. Ama öncelikle girdiğimiz hesaplarda bir kadroya bakalım. İkon gelirse hangi kadroda hesabımıza gelecek onu da görmüş oluruz. Birinci hesabımızda 660 MyClub paramız var. Bolca GP'miz ve birçok ikon futbolcumuz bulunmakta. 5 tane ikon futbolcu. Barcelona ikonlarından 3 tane. Maradona, Iniesta, Messi, Juventus'tan Ronaldo ve Roma'dan Cafu. Top açılımına başlamadan önce sizden de bir tahminde bulunmanızı istiyorum. Sizce kim kazanır? En çok ücretsizlerden mi çıkarırız? Yoksa MyClub paralarından mı? Ya da beraberlikle mi sonuçlanır? Hiç ikon futbolcu çıkmazsa beraberlik olur. Geçen hafta beraberlik olmuştu. Hiç ikon çıkmamıştı. İlk kapışmayı ücretsizler kazanmıştı. İkincisini MyClub paraları. Üçte beraberlik. Ben bu sefer MyClub paraları kazanır diyorum. Yani MyClub paralarından bence daha fazla ikon futbolcu çıkarırız. Benim tahminim o. Eğer siz de tahminde bulunduysanız hemen top açılımına başlayalım. Bir de ücretsizden tek atıyormuşuz. Umarız bir hesabımıza ya da birden fazla hesabımıza ücretsizden tek atarız. Anlaş diyelim. Olmadı. Ücretsizden ikon çıkaramadık. Ama siyah top futbolcu geldi. Şimdi de MyClub parasıyla top açılımı gerçekleştireceğiz. 0-0'lık eşitliği bozacak mı MyClub parası? Bozmadı. Beraberlik başladığı gibi devam ediyor. İki tane siyah top geldi ama. Siyah top çıkarmak da zordur. İki tane üst üste siyah top çıkardık bu hesabımızda. Hemen ikinci hesabımıza geçiş yapalım. İkinci hesabımızın kadrosu çok iyi. 11 futbolcunun 8'i ikon. Sadece 3 tane ikon futbolcu bulunmuyor. Bu hesabımıza da uzun süredir ikon futbolcu çıkaramıyoruz ama. Hatta önceki haftalarda diyordum. Göbek Goreska'nın yerine ikon futbolcu çıkarsak diye. Çünkü üst üste göbek futbolcuları da gelmişti. Bakalım bu sefer bir ikon çıkarabileceğiz mi bu hesabımıza? İkinci ücretsiz top açılımını içeriden gerçekleştirelim. 3 tane ikon futbolcu da tıklayalım. Taktiğimiz bu olsun. Ve son ikon futbolcu Robic'ine de tıkladık. Anlaş diyelim. Anlaş dedik. Bir an verecek zannettim. Takılır gibiydi. İleri diyelim. Gümüşte futbolcu geldi. Leeds United'a gittik. Bu sefer de dışarıdan deneyelim. 100 verelim. İptal et. İkinci de anlaş diyelim. Eşitlik bozulmadı. 0-0 eşitlik devam ediyor. Siyah top verir mi? Yine gümüş top verdi. Bu hesap zamanında çok ikon futbolcu çıkardığı için bir süredir ikon futbolcu çıkaramıyoruz. Üçüncü hesabımızda ise birbirinden güzel mor kart futbolcular bulunmakta. İkonlardan değil de mor kartlardan zamanında top açılımları gerçekleştirmiştik. İkon sayımız 2 tane. Ücretsiz Messi var. Bir de Bergkamp'ımız var. 2 ikon futbolcumuz. Üçüncüyü dahil edebileceğiz mi? 0-0'lık eşitlikte devam etmekte. Beraberlik bitecekse 1-1, 2-2, 3-3 bitsin. En azından ikon futbolcular çıkaralım istiyorum. İçeriden şansımızı deneyelim. İkonların arasındaki 2 tane futbolcuya, normal kat futbolcuya tıkladık. Taktiğimiz bu olsun bu sefer. Anlaş dedik. Üçüncü ücretsiz hakkımızdan da ikon futbolcu çıkaramadık. Gümüş top futbolcu geldi. Bu sefer de dışarıdan deneyelim. 100 verelim. İptal et. Üçüncü de anlaş diyelim. Taktik. Bu taktikleri değiştiriyoruz. Bakalım işe yarayacak mı? Anlaş dedik. 3'te 3. 0 çektik. Hiçbirinden de ikon futbolcu çıkaramadık. Siyah top da çıkaramadık. Bu hesabımız da ikon konusunda şanssız. Zaten ağırlıkla mor kartlardan hep top açılımı gerçekleştirmiştik. İkon sayısı da azdı. Üçüncüyü ekleyemedik. Dördüncü hesabımızın kadrosu çok iyi. İlk 11'de birçok ikon futbolcu var. 2, 4, 6, 7 tane ikon futbolcu. Efsaneler, mor kartlar, yedeklerde de birçok efsane. Güzel efsaneler hem de mor kartlarımız. Kadro dışını da şöyle kart türü diye sıralasak. Mor kart futbolcular, efsaneler, normal kartlarımız. Normal kartlar bakalım ne kadar aşağı iniyor. Epey bir aşağıya iniyor. İnim bitme. Demek ki biz zamanında bu hesaptan 2 soru 2 tahmin çekmişiz. Çünkü orada normal baksıralan top açılımları, efsane ya da efsaneler için top açılımları gerçekleştiriyorduk. O yüzden de çok fazla normal kat futbolcu var. Ama ilk 11 çok güzel duruyor. Bakalım yeni bir ikon çıkarabilir miyiz? Artık 0-0'lık eşitlik bozulmalı. Bu hesabımızda ikon çıkaralım istiyorum. İçeri girelim. Anlaş deyip iptal edelim. Dışarıdan anlaş diyelim. Değişik değişik taktikler deniyoruz. Bu da işe yaramadı.
Ama Tottenham'a gittik. Siyah top normal kart futbolcusunu çıkardık. Ve şimdi son kalan 100 Minecraft paramızla bu hesabımızda top açılımı gerçekleştireceğiz. Bunun hatırına verse ekonomi. İptal et. Bu sefer de içeriden açalım. Anlaş. 100 verdik, anlaş dedik. Veriyor. Evet veriyor. O an takıldı. Artık dedim bundan sonra dönmez. Bu ikona döner dedim. Ve MyClub'lardan ilk ikon futbolcumuz geliyor. Erkenden geliyor. İleri diyelim. Bu hesabımızda da güzel ikon futbolcular vardı. Ofansif orta sahaya Tottenham'dan bir ikon futbolcu daha çıkardık. Şu an MyClub paraları ücretsizlere karşı 1-0 önde. İleri diyelim. Bir de bu hesabımızda açmadığımız normal siyah topumuz var. Bunu da açalım. Çünkü bunların süresi dolacak ve silinecekler. Buradan da Pogba geldi. İkon futbolcuyu kadromuza bir yerleştirelim. Bu hesabın kadrosuna son kez bir bakalım. Gascoigne'yi yedeklere aldık. Oyuncuya tıklayalım. Fullledim kendisini. 95'e kadar çıkıyor diğer takımlarda. Tottenham takımında 97 seviyeye kadar da ulaşıyor. Oynadığı pozisyonlar GF, ofansif orta saha ve göbek. Biz de o zaman göbek pozisyonuna şimdilik alalım kendisini. Dos olan yerde göbek yapalım. 89 seviyeli olacakmış. Ofansif orta sahaya çektiğimizde 95, GF'de ise 91 seviyeli oynamakta. Tekrardan şöyle değiştirelim bari. Bu hesabımızda da şu şekilde baktığımızda 11 futbolcunun 8'i ikon olmuş oluyor. İkon kadroya bir adım daha yaklaştık. Tabii Gascoigne'yi göbekte oynattık. Oraya orijinal bir göbek futbolcusu gelse daha da güzel olurdu. 5. hesabımızdayız ve bu hesabımızın kadrosunda 4 ikon futbolcu. Mor kartlarımız var. Efsaneler. Yedeklerde de epey mor kart futbolcumuz. Kadro dışına bakalım. Yine mor kartlar. Efsaneler çok az. Normal kart futbolcular bulunmakta. Az önceki kadrodan şimdi buraya geçiş yapınca bu kadro zayıf kaldı tabii ki. Umarız buraya da bir ikon futbolcu çıkarırız. Bu top açılımını da yaptıktan sonra yolu yarılamış olacağız. Ve şu an MyClub paraları 1-0 önde. Ücretsizlerden de bir atak bekliyoruz. Anlaş diyelim. İçeriden açıyoruz. Ücretsizlerden 5'te 0 çektik. Siyah top Müller geldi. Şimdi de dışarıdan açalım. Düz aç diyelim. 100 MyClub parası anlaş. 2-0 olur mu? Olmadı. 1-0'lık üstünlükleri devam ediyor MyClub paralarının. Ve yolu şu an yarılamış bulunuyoruz. Umarız diğer hesaplarda da ikon futbolcular çıkarırız. Şimdi hemen 6. hesaba geçiş yapalım. 6. hesabımızın kadrosu da gayet güzel. Özellikle mor kart futbolcularımız fazla. İkonlar Rummenigge, Ronaldo, Cole ve Messi. 4 ikonumuz var. Birçok mor kart futbolcumuz. Yedeklerde mor kart. Kadro dışında da mor kartlarımız. Efsanede 4 tane. Ücretsizlerden ilk olarak top açılımını gerçekleştirelim. İkon gelirse beraberliği yakalayacaklar. Anlaş dedik. Ücretsizlerden şansımız yok. Gümüş top futbolcu geldi. Yine aynı şekilde doğrudan açalım. MyClub paramız farkı 2'ye çıkarır mı? Çıkaramadı. 1-0'lık üstünlükleri devam ediyor. Altın top futbolcu geldi. Bu hesabımızda ikon futbolcu çıkaramadık. 7. hesabımızda ise 4 ikon futbolcu bulunmakta. Mor kartlarımız var. Kalecimiz normal kart. Ne efsane, ne mor, ne ikon. Hiçbirini çıkaramamışız. Yedeklerde mor kartlarımız var. Kadro dışında da morlar ve birazcık efsane futbolcu. Artık ücretsizlerden de bir atak bekliyoruz. İçeriden bir taktikle top açılımı deneyelim. 3 ikon futbolcuya tıklayalım. Önce Robikin'e tıkladık. Sonra Gascoigne'ye. Ve son olarak Van der Vaart'a tıklayalım. Ve anlaş diyelim. Ücretsizden 7'de 0 yaptık. Ben MyClub parasından daha çok gelir diye tahminde bulunmuştum. Kim gelecek acaba? Hemen şöyle ileri diyelim. Cornelius geldi Trabzonspor'dan. Şimdi MyClub paramızla top açılımı gerçekleştireceğiz. İçeri girelim. Anlaş diyelim. 100 verelim. İptal et. Dışarıdan anlaş diyelim. Anlaşa da 3-5 saniye basalım. Basılı tutalım. Bir işe yarayacak mı? Yaramadı. İleri dedik. Ama Tottenham'a gittik. Siyah top normal kart futbolcuları çıkardık. Loris geldi. Ki bu hesapta da kaleci sıkıntısı vardı. Altın top kaleciydi. En azından siyah top kaleci olmuş oldu. 8. hesabımıza geçiş yapalım. MyClub parasının üstünlüğü hala devam etmekte. Sona doğru yaklaşıyoruz. 8. hesabımızdayız. 8. hesabımızda yine güzel ikon futbolcular yer almakta. 6 tane ikon futbolcumuz var. Rummenigge, Cruyff gibi de önemli ikonlara sahip. Yedeklere bakalım. Efsaneler var. Efsanelerden Ronaldinho. Mor kartlarımız. Kadro dışında da 4 tane mor kart bulunmakta. Hatta kart türü seçilmiş.
efsane ve ikon farklı bulunmuyor. Kadromuzda stoper sıkıntısı var. Gümüş top stoper futbolcumuz bulunmakta. 8. ücretsizimiz için artık ücretsizlerden de ikon görelim. Ücretsize tıkladık. İptal et diyelim. İkinci de anlaşalım. Hatta üçüncü de anlaşalım. Bu sefer işe yarayacak mı? Yine olmadı. Sağ bek futbolcusu çıkardık. Cancelo siyah top sağ bek. Şimdi MyClub parasıyla şansımızı deneyelim. İçeri girelim bu sefer de. Anlaş diyelim. 100 verelim. İptal et. Dışarıdan anlaş diyelim. 100 MyClub paramızla farkı 2'ye çıkarabilir miyiz? Çıkaramadık. 1-0'lık skor devam edecek. Santrafor Haaland geldi. Hesaba ikon vermedi ama iki tane de siyah top oyuncu verdi. Ve özellikle de Haaland gibi etkili bir santraforu verdi. Gayet güzel oldu bu. 9. hesabımızdayız. Kadrosu gayet güzel bir hesap. İkon sayısı belki az. 3 tane ikon futbolcu bulunuyor. Ama mor kartlar birbirinden güzel. Yedekleri de baktığımızda orada da önemli isimler yer almakta. Ve kadro dışında da 3 tane mor efsaneler var. Ve normal kart futbolcular. Zamanında mor futbolcular geldiğinde özellikle de 4 farklı takımdan geliyordu kulüp seleksiyonlar. 1200 MyClub parasına sıfırdan kadro kurmaya çalışıyorduk. O zamanlardan kalan bir hesabımız. Ama artık ücretsizlerden de vermesi gerekiyor. 9. ücretsiz hakkımız. Şu ana kadar hiçbir ücretsiz top açılımından ikon futbolcu çıkaramadık. Anlaş diyelim. İptal et. İptal et. 3. de anlaş. Olmadı. Bir an takılır gibi oldu ama o evreyi hızlı geçti. Sanchez takımı tutturduk. Altın top futbolcusunu verdi. Dışarıdan 100 verelim. İptal et diyelim. İçeriden deneyelim. MyClub parası farkı arttırabilecek mi? Anlaş dedik. Olmadı. MyClub parasından siyah top Gimenez'i çıkardık. Atletico Madrid'e gittik ve son hesabımız. Orada skor değişecek mi? Ücretsizlerden bir atak bekliyoruz. Bakalım sonuç ne olacak ki ben MyClub parası kazanır demiştim. Şu an çok yakınım tahminimin doğru çıkmasına. Son hesaba geçiş yapalım. Ve son hesaptayız. Öyle bir hesaptayız ki oyuncuya çok ama çok ihtiyacı var. 3 tane ikon futbolcumuz var ki en son Lampard'ı çıkarmışız bu hesaba. Lampard'ın üstüne ikon verir mi? Verirse gayet güzel olur. Hemen top açılımına başlayalım. 10. ücretsizimiz için iptal et diyelim. İptal et diyelim. İçeriden anlaşalım. Farklı farklı taktikler denedik. Hiçbir işe yaramadı. Burada da yaramadı. Ücretsizlerden 10'da 0 çektik. Altın top futbolcu geldi. En son Lampard'ı çıkarmıştık. Sanki vermez ama bu hesaptaki son 100 MyClub paramız için son kez şansımızı deniyoruz. Galip belli. Sadece skoru belirleyecek. 1-0 mı yoksa 2-0 mı bitecek? Bu sefer de şöyle açalım. İptal et diyelim. Üçüncü de anlaş diyelim. İptal et. Üçüncü de 100 verelim. Anlaş dedik. MyClub'lar 1-0 kazandı. İkinci ikon futbolcu gelmedi. Gümüş top futbolcu çıkardık. Ücretsizler MyClub paralarına karşı serimizin bu 4. bölümündeydi. Ve bu sefer para bedavalara karşı üstünlük sağladı. Sizin tahmininiz neydi arkadaşlar? Yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Tahminim tuttu ama aslında ücretsizlerin kazanmasını daha çok isterdim. Keşke ücretsiz top açılımlarından birden fazla ikon futbolcu çıkarabilseydik. Daha da mutlu olacaktım ücretsizden tek atabilseydik. MyClub paraları kazandı bu sefer de. Sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere oyunlar, iyi seyirler, hoşça kalın.